Söyle. Hocam, şimdi öncelikle biraz yayına arkadaşların gelmesini de bekleyelim. Ondan sonra ben bir giriş yapacağım. Daha sonra da söyleşimize başlayacağız. Umuyorum telefonumun şarjı yeterli olacak. Umarım Biraz hocam. hızlı. Yeterli olmadığı durumda da zaten ara veririz. Orada biraz daha bataryayı doldurur. Daha sonra da devam ederiz hocam. O şekilde bir çözüm buluruz. Tamamdır. Merhaba, iyi akşamlar. Psikolojik olarak evde kal hareketine destek olmaya devam ediyoruz. Evde kal hareketine ilk olarak psikolojik'in dergi arşivlerini siz değerli okuyucularımıza açarak destek olmuştuk. Şimdi psikolojik söyleşileri adını verdiğimiz yayın dizisiyle destek olmaya devam ediyoruz. Psikolojik söyleşilerinin ilkinin konuğu İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Türk PDR Derneği İzmir Şube Başkanı Profesör Doktor Aslı Uzbaş hocamız. Hocam yayına öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Öncelikle nasılsınız? Korona günleri nasıl geçiyor? Çok teşekkürler. İyiyim tabii, hiç alışkın olmadığım kadar evde zaman geçiriyorum. Açıkçası bunun güzel taraflarını da tecrübe ediyorum. Tabii ki önemli şeyler yaşıyoruz ama ben biraz da hani kontrol edemediğim bu koşullarda olayın biraz daha iyi giden taraflarını hani deneyimlemeye çalışıyorum. Evde online derslerime devam ediyorum. Çok teşekkürler, iyiyim. Üniversiteler dönem sonuna kadar uzaktan eğitimle devam edecekler artık ve siz de akademisyen olarak uzaktan eğitimden derslerinizi vermeye devam edeceksiniz. Evet, bahar dönemi böyle devam edeceğiz. Aynen öyle olacak hocam. Bugünkü söyleşimizin gündeminde, merkezinde pozitif psikoloji yer alıyor ve ben bugünkü söyleşide soruları genelden özele doğru hazırlamaya özen gösterdi. Katılımcıların pozitif psikoloji hakkındaki bilgilerini artırmak, pozitif psikoloji ile ilgili algılarını olumlu yöne geliştirmek amacıyla bu söyleşinin faydalı olacağına inanıyorum. Hocam ilk sorum pozitif psikolojinin çıkış noktası ile ilgili olacak. Pozitif psikolojinin çıkış noktası nedir? Pozitif psikolojiyi bize açıklar mısınız? Tabii. Ben de yaklaşık şöyle bir son 5 yıldır pozitif psikoloji alanına odaklandım. Bu çerçevede araştırmalar yapıyorum, bilimsel araştırmalar. Lisans ve lisans üstü düzeyde dersler açtım. Çok da severek çalıştığım bir alan. Önce onu söyleyebilirim. Pozitif psikolojinin çıkış noktasını aslında hani bir tarih ve bir olayla ilişkilendirmek gerekirse 1999 yılında o dönemde APA Başkanı Martin Seligman'ın yaptığı bir açılış konuşmasında değindiği içerik, onunla başlatabiliriz, onunla ilişkilendirebiliriz aslında. Şöyle kısaca bahsedebilirim o konuşmadan size. Çünkü bu pozitif psikolojinin içeriğini ve kapsamı hakkında bize bir fikir veriyor gerçekten. Öz eleştirel bir konuşma yapıyor o dönemde Seligman. Tabii kendisi psikoloji alanından olduğu için daha çok hani psikologlar ve psikoloji araştırmaları üzerinden bu konuşmayı yapıyor ama biz de bir ruh sağlığı profesyoneli olarak aslında psikolojik danışmanlar olarak da bu konuşmadan yararlanabiliriz diye düşünüyorum. Kısaca şunu söylüyor Seligman, diyor ki biz uzun yıllar boyunca hep olumsuz duygulara odaklandık, hastalıklara odaklandık, depresyona, kaygıya, travma sonrası stres bozukluğu gibi konulara. Dolayısıyla da daha çok hedef popülasyonumuz hep hastalar oldu. Onları iyileştirmeye odaklandık, tedavi ağırlıklı çalışmalar yaptık. Peki ya diyor psikologların ya da yardım profesyonellerinin normal popülasyon için yapabileceği şeyler yok mu? Onlar için söyleyecek sözümüz yok mu? Şöyle bir düşünürsek aslında haklı bir serzeniş gibi görünüyor. Çünkü
toplumdan topluma az da olsa değişebilir ama düşündüğümüz zaman aslında toplumlarda hani patolojisi olan bireyler, işte ruhsal bozuklukları olan bireyler tabii ki oran olarak çok daha azdır. Yani %15-20'lerde olabilir. Ama toplumun geriye kalanı evet patolojiden yoksundur aslında. Tabii ki günlük yaşamın zorluklarıyla baş etmeye çalışabilirler. Ama en nihayetinde ruhsal bir bozuklukları yoktur. Öyle olunca bu şu anlama geliyor. Yardım profesyonelleri aslında toplumun hepsini kucaklamıyorlar. Sadece bozuklukları olan daha küçük bir gruba hizmet ediyorlar gibi. Dolayısıyla aslında pozitif psikolojinin çıkış noktası böyle. Böyle bir ihtiyaçtan doğuyor. Ve tabii ki bu sadece gözlemlerle ilgili değil. Bilimsel araştırmalardan elde edilen bulgularla da aslında bu gözlemler destekleniyor. Şöyle ki bakıldığı zaman böyle çok araştırmalar yapılmış, bilimsel çalışmalar. Örneğin hangi konular ele alınmış, hangi konular çalışılmış? Evet, ekseriyette negatif kavramlar çalışılmış. Ama onun yanında işte umut gibi, iyi oluş gibi kavramlar yeterince çalışılmamış, yeterince ele alınmamış. Dolayısıyla pozitif psikolojinin amacı bu işte yardım profesyonellerinin yaptığı çalışmalarda bozulan bu dengeyi aslında yeniden bir makul bir dengeye kavuşturmak. Yani şöyle söyleyebilirim, hastalıklar ve tedavi konusunu göz ardı etmek değil, elbette ki o konuda her zaman çalışmaya ihtiyacımız var. Ama öte yandan onları çalıştığımız kadar en azından bir de güçlü yanları temel alan normal popülasyonun günlük yaşamında daha işlevselliğini arttırmak, yaşamdan daha çok keyif almak, anlam bulmak, bu amaçla yapabileceğimiz çalışmalara biraz daha yoğunlaşmak ve makul bir denge oluşturmak. Dolayısıyla temelde pozitif psikolojinin ortaya çıkış amacı tam da bu. Yani bozulan bu söz konusu dengeyi makul bir dengeye kavuşturmak. O anlamda baktığımız zaman neyle ilgileniyor pozitif psikoloji alanı? İlgilendiği pek çok kavram var. Söyleşi boyunca size aktarmaya çalışacağım tabii ki ama en başta mutluluk kavramı ile ilgileniyor tabii ki pozitif psikoloji. İyi oluş kavramı ile ilgileniyor. Psikolojik sağlamlık kavramı ile ilgileniyor. Ama belki hani deseniz ki böyle bir kavramla özetleyin. Hani daha sıradan bir ifadeyle mutluluk diyebiliriz belki buna. Ya da belki biraz daha teknik bir şekilde iyi oluş da diyebiliriz. Dolayısıyla bizler insanların ya da grupların, toplumların iyi oluşunu nasıl arttırabiliriz? Buna odaklanan bir alan pozitif psikoloji ve şöyle de bir özelliği var, uygulamalı bir bilim aslında. Yani kuramsal felsefi bir yaklaşım olmaktan ziyade uygulamalı bir alan, psikolojinin alt alanı. Odağımızda bir şu var, iyi oluş, mutluluk gibi yapıları daha iyi anlamak. Yani mutluluk ne ifade ediyor? İyi oluş dediğimiz yapı nasıl bir şey? Bunları anlamak. Ama anlamanın ötesinde bu yapıları geliştirmek ve arttırmak. Yani insanların iyi oluşlarını, işlevselliklerini, mutluluk düzeylerini ya da arttırmaya çalışmak. Yani baktığınız zaman içeriğine pozitif psikolojinin aslında buna dair bu sorulara yanıt olabilecek nitelikte pek çok araştırmalar olduğunu görüyorsunuz. Bir diğer özelliği de şu, onu da ihmal etmemek lazım bence. Ampirik çalışmaları temel alıyor pozitif psikoloji. Belki bu biraz teknik olabilir, şöyle de diyebilirim. Yani insanlardan veri topladığımız, işte farklı değişkenleri anlamaya çalıştığımız, ilişkilendirmeye, betimlemeye çalıştığımız araştırmaların bulguları üzerine temelleniyor. Dolayısıyla aslında hani mutluluk gibi belki hani günlük yaşamda herkesin üzerine bir şeyler söyleyebileceği bir kavramdır mutluluk ama mutluluğa dair biraz daha bilimsel bir bakış ortaya koymak. Dolayısıyla işte belki farklı mutluluk anlayışları, bunların nelerle ilişkili olduğu, kimlerin daha mutlu olduğu, mutlu olan insanları daha mutsuz olanlardan ayıran özelliklerin neler olduğu, iyi oluşumuzu nelerin arttırabileceği, aslında bu kavramlarla ilgileniyor. Belki hani ilk soruda bu kadarını verip belki daha fazlasını siz bilirsiniz. Daha sonrasını da biliriz. Hocam zaten sizin de belirttiğiniz üzere Seligman'ın konuşması pozitif psikoloji için bir çıkış noktası oluyor. Ve devamında pozitif psikolojinin mutluluk bilimi olarak
diyoruz. Böyle bir ifade biçimi de var pozitif psikolojiyle ilgili. Pozitif psikolojinin odaklandığı kavramlar da öznel iyi oluş gibi, psikolojik sağlamlık gibi aslında bireyin kendisini daha iyi hale getirmesine katkı sağlayacak kavramlarla ilgilendiğini de görüyoruz. Yani insandaki o negatif yönler yerine pozitif yönlere odaklanmak pozitif psikolojinin odak noktası gibi görünüyor. Ben pozitif psikolojinin insan doğasına dair bizlere neler söylediğini merak ediyorum. Pozitif psikoloji insan doğasına dair bizlere neler söylemekte hocam? Şöyle, şimdi aslında eğer hani daha önceki kuramlarla da ilişkilendirmek gerekirse pozitif psikolojinin insan doğasına bakış açısı hani insancı ve varoluşçu yaklaşımlarda olduğu gibi biraz. Ya da fenomenolojik yaklaşımı temel alan diğer kuramlarda olduğu gibi. Yani şöyle, aslında bizi mutlu eden şeyler bizle ilgili sosyodemografik, işte kadın olmamız, zengin olmamız, eğitimli olmamız gibi özelliklerimizden ziyade aslında yaşadığımız olayları nasıl algıladığımız, nasıl anlamlandırdığımızla ilgili. Dolayısıyla insanın değişime açık, her insanın güçlü yanlar barındırdığı ve bu güçlü yanları fark edip kendi hayatına kattığı müddetçe iyi oluşunu arttırabileceği, böyle bir değişme ve gelişme potansiyeline sahip olarak olan bireyler olarak görüyor. Hatta pozitif psikoloji sadece bireysel düzeyde konuları çalışan bir bilim dalı da değil aslında. Toplumlar, topluluklar düzeyinde ya da kurumlar düzeyinde de aslında iyi oluşu arttırmaya odaklanıyor. Dolayısıyla aslında bizim barındırdığımız olumlu potansiyeller, güçlü yanlar, bunlara odaklanan ve bunları biraz daha geliştirmeye odaklanan bir bakış açısı var pozitif psikolojinin. Yani aslında pozitif psikoloji hakkında konuştuğumuz zaman dahi insanın biraz daha artık olumlu yanlarının, olumlu yönlerinin daha fazla konuşulmaya başladığı, insanın sürekli olumsuz yanlarına odaklanan bir psikiyatri anlayışından çıkıp biraz daha pozitife, olumluya bakan bir bakış açısı. Şimdi hocam, aslında biraz daha akademiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Bizi takip eden yüksek lisans öğrencileri, doktor öğrencileri ya da yüksek lisans veya doktora yapmayı düşünen kişiler olabilir. Sorum şu, pozitif psikolojinin ele aldığı kavramlarla ilgili bir soru. Öz farkındalık, öz saygı, öznel iyi oluş ki konuşmada da belirttiniz, psikolojik sağlamlık, umut gibi akademik çalışmalarda sıkça ele alınan kavramlar var. Ancak çalışmalara baktığımızda bunların birbirini tekrar ettiğini görmekteyiz. Siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz hocam? Öyle. Şimdi aslında psikoloji alanı biliyorsunuz hani bizim topraklarımızda doğup gelişen bir bilim dalı değil. Daha ziyade batılı toplumlarda gelişen bilim dalı. Açıkçası biz bu kavramları onlardan daha sonra tanıyıp anlamaya çalışıyoruz. Aynı şey bence pozitif psikoloji alanı için de geçerli. Yani mutluluk, iyi oluş gibi kavramlar. Bunlarla ilgili yurt dışında yapılan, aslında bunlar tabii ki 99'da başlamış değil. Bunlar çok daha öncelere dayanıyor. Yaşam doyumuyla ilgili, olumlu duygularla ilgili araştırmalar. Ve orada yapılan çokça çalışma var. Bence bu biraz şununla da alakalı. Söz konusu yapılarda kültürel farklılıklar gözlemlenebilir tabii ki. Yani örneğin işte iyi oluşun bileşenleri, umudu arttıranlar, minnettarlık gibi yapılar. Bunlar işte bireyci toplumlarda, kolektif toplumlarda acaba aynı şekilde mi kavramsallaştırılıyor? Yoksa bazı farklılıklar olabilir mi? Yani yeni bir alana girdiğimiz zaman aslında o yapıları, kavramları tanımaya biraz daha çok odaklanmak gerekiyor. Daha sonrasında tabii ki daha kompleks ve daha karmaşık araştırmalara doğru ilerlemek gerekiyor. Bu konuda da şöyle, özellikle 2000'lerden sonra pozitif psikolojinin kapsadığı kavramlarla ilgili gerçekten çok sayıda araştırma yapılıyor. Geçenlerde bir derleme çalışması örneği incelemiştim. Böyle tek basamaklı sayılardan iki basamaklılara ve üç basamaklılara doğru giden hakikaten böyle çığ gibi büyüyen araştırmalar var. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse en başta da bahsettiğim gibi betimsel çalışmalar, kesitsel çalışmalar tabii ki bunlara da ihtiyacımız var. Ama öte yandan
deneysel çalışmalar bilhassa, yani iyi oluşu arttırmak, psikolojik sağlamlığı arttırmak, umudu arttırmak gibi konuları da ele alma ihtiyacımız var. Doğrusunu söylemek gerekirse ben bu alanla da ilgilendiğim için biraz daha yakından takip etmeye çalışıyorum. Son yıllarda bu konuda da yapılan çokça çalışmalar var. Onlar çok sevindirici. Çünkü yurt dışında yapılan pek çok çalışma hakikaten gösteriyor ki bu müdahaleler olumlu sonuçları beraberinde getiriyor. Etkili oluyor yani pozitif psikoloji müdahaleleri. Türkiye'de de bu doğrultuda yapılan çalışmalar var. Örneğin benim şu an hali hazırda iki doktor öğrencim. Bir tanesi okul öncesi düzeyde, biri de ortaokul düzeyinde. Kapsamlı bir program, müdahale çalışması yapıyorlar. İyi oluşu arttırmayla ilgili. Tabii ben tek değilim bunu yapan ya da benim öğrencilerim değil. Bunun gibi çalışmalar var. Yani şöyle anlıyorum ben, öncelikle bu yeni sayılabilen, aslında pek çoğu çok da yeni değil baktığınızda. Her birisi insan doğasından gelen kavramlarla ilgili ama bizim kültürümüzde anlamak, bu kavramları betimlemeyle ilgili çalışmalar geldi öncelikle. Haklısınız, bazen tabii ki popüler olmak beraberinde böyle problemleri de beraberinde getiriyor. İşte ben de öznel oluşla ilgili hani araştırmalar yapayım derken, hani eş zamanlı birbirinin çok benzeri olan çalışmalar yapılıyor. Aslında bu her alan için bence geçerli. Tabii ki hani alan yazını tarayıp tekrar niteliğinde çalışmalar yerine hani daha özgün, daha katkı verici çalışmalar yapılması beklenir tabii ki. Ama ben bu konuda da yine böyle müdahale, yarı deneysel çalışmalar yapıldığını da görüyorum. Açıkçası bunlar da umut verici bence. Hocam zaten belirttiğiniz gibi geçmişte bu alanla ilgili çalışmaların sayısı az. Yıllar geçtikçe pozitif psikoloji alanı daha çok tanınmaya başlanıyor. Daha çok bir ilgi görmeye başlıyor ve bu ilgi doğrultusunda akademik çalışmalarda daha fazla yer bulmaya başlıyor pozitif psikoloji. Bahsettiğimiz kavramlar da dediğim gibi makalelerde, tezlerde sıkça karşılaştığımız, ancak biraz daha önceki çalışmaları tekrar eden yapısı olmasına rağmen az önce belirttiğiniz gibi işte meta analiz çalışmaları, kapsamlı gelişimsel rehberlik modeli gibi çalışmaların yapılması pozitif psikolojinin daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi benim önemsediğim bir konu, özellikle sadece bugün için de değil, geçmişten beri stres ve kaygıyla hep başa çıkmak zorunda kalıyoruz. Hem eğitim sistemimizden kaynaklı olarak hem de günlük yaşantımızda çokça strese ve kaygıya maruz kalıyoruz. Pozitif psikoloji stres ve kaygı karşısında bize neler önermektedir? Bunu sormak istiyorum hocam. Şöyle, de pozitif psikolojinin kendine has bir hani araştırmalara doğru ilerlemek gerekiyor. Bu konuda da şöyle, özellikle 2000'lerden sonra pozitif psikolojinin kapsadığı kavramlarla ilgili gerçekten yapılması pozitif psikolojiden alıp daha iyi anlaşılmasına da yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi benim önemsediğim bir konu, özellikle sadece bugün için de değil, geçmişten beri stres ve kaygıyla hep başa çıkmak zorunda kalıyoruz. Hem eğitim sistemimizden kaynaklı olarak hem de günlük yaşantımızda çokça strese ve kaygıya maruz kalıyoruz. Pozitif psikoloji stres ve kaygı karşısında bize neler önermektedir? Bunu sormak istiyorum hocam. Şöyle, şimdi pozitif psikolojinin kendine has bir hani araştırma, olayları ele alma anlayışı var. Ve bu hani olumsuz yapıları iyileştirmeyle ilgili değil doğrudan. Yani dolayısıyla aslında birçok yapılan pozitif psikoloji müdahalesinin kaygı ve stresi azalttığına dair araştırma bulguları var. Ama öte yanda pozitif psikoloji kendi hani ortaya çıkış amacıyla da çok da tutarlı ve uyumlu olarak aslında bu çalışmaları biraz dolaylı bir şekilde yapıyor. Yani şöyle, örneğin bu gibi olumsuz duygular, yani bunlar farklı durumlarla ilişkili olabilir, okul ortamıyla ilgili, ilişkilerle ilgili olabilir örneğin. Fakat doğrudan bunları azaltmaya ya da bertaraf etmeye yönelik çalışmalar yapmak yerine tam tersi, söz konusu alanlarda geliştirici çalışmalar yapmak gibi.
Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Örneğin yaşamınızda stres oluşturan bazı unsurlar olabilir. Varsayalım iş ortamınızda olabilir. Ama öte yandan bunun yanında yaşamınızda belki biraz daha odaklansanız fark edebileceğiniz, kendinizi daha çok geliştirebileceğiniz, kendi potansiyellerinizi daha fazla ortaya çıkarabileceğiniz alanlar da olabilir. Belki hani sadece olumsuzluklara odaklanıp, yaşamımızda giden aksaklıklara odaklanıp, yolunda gidenlere belki yeterince dikkat etmiyor olabiliriz. Yani biraz dikkatimizin yönünü değiştirmek örneğin. Bu konunun içerisine giren pozitif psikolojinin pek çok kavramı da var aslında. Yani birçok şeyle ilişkilendirilebilir. Mesela minnettarlık bunlardan bir tanesi. Örneğin ben işte işimle ilgili zorluklar yaşıyor olabilirim ve sürekli bununla ilgili bir stres, endişeyle ilgili yakınmalarım olabilir. Ama belki de bazen zaman zaman durup yaşamımda hakikaten her şeyimle aksıyor, her şeyde mi sorunlar yaşıyorum? Yaşamımın yolunda giden, sahip olduğum aslında kıymetli şeyler içermiyor mu hayatım? Bazen dikkati biraz da o yöne çevirme ihtiyacı oluyor. Onları fark ettiğimiz zaman yani dikkatimizi o söz konusu kaygı veren unsurlardan alıp başka bir yere yönelttiğimiz zaman bazen bizde uyandırdığı olumsuz duygular biraz hafifleyebiliyor. Ya da aynı şekilde onlarla uğraşmak yerine bizi iyi hissettiren, bizde olumlu duygular ortaya çıkaran farklı aktivitelerin içerisine girmek. Bunlar insan ilişkileriyle ilgili olanlar olabilir, işle ilgili uğraşlarımız olabilir, kişisel gelişimimizle ilgili konular olabilir, işte spor, fiziksel aktiviteyle ilgili konular olabilir. Yani dolayısıyla aslında belki de çok daha böyle geniş bir çerçeveden yani bakış açımızı yeniden düzenlediğimiz zaman aslında belki de yaşamımızda her şeyin aksaklıktan ibaret olmadığını, çok güzel şeylere de sahip olduğumuzu, koşullara, imkanlara, insanlara bunları fark edip belki bakış açımızın değişmesiyle paralel olarak aynı şeyler bizi daha az rahatsız etmeye başlayabilir. Yani dolayısıyla doğrudan kaygıyı azaltmaya yönelik yaptığınız bir çalışma aslında tam bir pozitif psikoloji araştırması olmuyor. Çünkü orada bir iyileştirme odağı var. Dolayısıyla bizim odaklandığımız şeyin aslında tam tersi. Olumlu olanları bulmaya çalışmak ve onları geliştirmeye odaklanmak olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdilik böyle açıklayabilirim size nasıl ele aldığını. Aslında hocam yine şuna geliyoruz. Pozitif psikoloji insan doğasında olumsuz noktaya odaklanmak yerine olumlu noktalara odaklanma taraftarı ve aslında günlük deyimle söylersek bardağın boş tarafı yerine dolu tarafına odaklanmayı bize önermekte. Böyle bir benzetme kullanılabilir, evet. Şimdi hocam ruh sağlığı alanıyla ilgili konuşmaya başladık ve ruh sağlığı alanıyla ilgili son zamanlarda çok önemli görülen bir kavram var, travma kavramı, travma durumu. Şimdi ben travma yaşayan bireylerle çalışırken pozitif psikolojiden nasıl yararlanabiliriz, bunu merak ediyorum. Evet, tabii. Şimdi bu bahsettiğim pozitif psikoloji çatısı altında bazı kavramlar var ki bu travmatik yaşantılar ya da travma yaşamış bireylerle ilişkili. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi şüphesiz travmatik yaşantılar bunlara maruz kalan bireyler için hakikaten son derece önemli yaşantılar ve insanlar üzerinde uzun süreli olumsuz etkiler, işte travma sonrası stres semptomları oluşturabilecek nitelikteki yaşantılar. Diğer yandan ama travma ile ilgili yapılan yine farklı araştırmalar bize şunu ortaya koyuyor, diyor ki travmatik yaşantılara kalan bireylere baktığımız zaman evet belki bunların çoğunluğu hakikaten daha sonrasında farklı kaygıyla ilgili zorluklar yaşıyorlar. Ama öte yandan bir grubu var ki onlar TSSV semptomları göstermiyorlar. Onlar bu travmaları daha sağlıklı bir şekilde atlatıyorlar. Hatta bazen güçlenerek bundan ayrılıyorlar. Bahsettiklerinden ilki psikolojik sağlamlık kavramı ile ilgili. Yani şöyle ki,
sanılanın aksine ya da yaygın olan kanının aksine aslında yaşamımızda bazen yaşadığımız önemli zorluklar bizi sadece daha kırılgan yapmayabiliyor ya da illaki olumsuz etkiler oluşturmayabiliyor. Bazen bizim baş etme becerilerimizi geliştirebiliyor. Baş etme becerilerimizi geliştirmek için bir fırsat olabiliyor. Dolayısıyla aslında biraz önce de söylediğim gibi travmatik yaşantıya nasıl tepki verdiğiniz aslında belki biraz hani psikolojik sağlamlık kavramını anlamakta yardımcı olabilir. Şöyle ki örneğin verilen bir örnek vardır. Sıkça onun üzerinden açıklamaya çalışabilirim size. İşte bir gemi kazasından bahsediliyor. İnsanlar hakikaten bir anda böyle çok kaotik bir durumun içerisinde kendilerini buluyorlar. Hayatlarını kaybetme riskleri var. Hakikaten birçoğu belki dona kalıyor burada. Ciddi işte kaygı semptomları gösteriyorlar. Ama deniliyor ki mesela bunların içerisinden bazı bireyler çıkıyorlar. Onlar orada insanların işte gemiden kurtulması için aktif bir çaba göstererek, insanları organize ederek, onlara liderlik ederek aslında çok aktif bir rol yapıyorlar. Sonra ve bakıldığı zaman işte aslında bazı nitelikler var sanki. Şunun gibi mesela içsel kontrol odağı olan bireyler ya da sosyal ilişkileri açısından nitelikli ilişkilere sahip olan bireyler. Bunun gibi bazı özelliklere sahip olanlar, etkili baş etme becerilerine sahip olanlar. Yani durumu kabul edip hızlıca duygularını düzenleyip arkasından çözüme yönelik bir tavır sergileyebilenler aslında çok da hani fazla olumsuz etkilerine kapılmadan bu olayların üstesinden gelebiliyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Birincisi psikolojik sağlamlığı arttırmaya yönelik çalışmalar bizlerin hali hazırda ve gelecekte karşı karşıya olumsuz yaşantıların üstesinden gelmemiz noktasında bize katkı verebilir, bizi geliştirebilir. Bir başka kavramsa travma sonrası büyüme kavramı ya da travma sonrası gelişme kavramı. Aslında Nietzsche'nin çok zaman önce hepimizin aşağı yukarı bildiği bir hani sözü vardır. Beni öldürmeyen şey güçlendirir diye. Aslında tam da işte şimdi bahsettiğimiz travma sonrası büyüme kavramı ile ilişkili. Yani öyle anlaşılıyor ki bu son derece önemli yaşantılar, travmatik yaşantılar bazen hayatımızı yeniden bir gözden geçirme, hayatımızın anlamı üzerine düşme, belki bunu dönüştürme anlamında bize bir şey, önemli bir şeyler katıyorlar. Dolayısıyla yani her zaman travmatik yaşantılar pek çok kişi üzerinde evet. Yani mutlaka şunu not düşmek lazım. Travmatik yaşantılarda etkili tabii ki iyileştirici müdahaleler olmazsa olmaz ve çok önemli. Ama öte yandan hani daha önleyici boyutta hem psikolojik sağlamlığı arttırmaya yönelik çalışmalar hem de travma sonrası büyüme gibi aslında. Yani insanlar nasıl tepki veriyorlar travmatik yaşantılara? Bunlar hakkında bilgilendirici ve geliştirici çalışmalar bu noktada pozitif psikolojinin belli başlı katkıları olabilir diye düşünüyorum. Yani aslında hocam psikolojik sağlamlığını koruyan bireylerin travmayla başa çıkmada daha güçlü tepkiler verebileceğini, aynı zamanda travma durumuyla karşılaştığında bireyin bu durumu kabul etmesi, inkar etme yerine kabul etmesi başa çıkmada bireyin daha kolay bir sürede başa çıkabilmesini sağlayacaktır diye özetleyebiliriz bu durumu belki de. Şimdi ben teknik kısımla ilgili biraz takipçilerinize bilgi vermek istiyorum. Yorumları kapattım çünkü yorumlar açıkken donma daha fazla gerçekleşiyordu. Yayının sonlarına doğru yorumları açacağım. Orada soru sormak isteyen arkadaşlarımız, yine sizin öğrencileriniz, 9 Eylül Üniversitesi'nden öğrencileriniz, eski öğrencileriniz, yeni öğrencileriniz bayağı bir yorum yaptılar, olumlu görüşlerini ifade ettiler, derslerinizi özlediklerini ifade ettiler. Onların da yorumlarını tabii ki görmek istiyoruz, sizlerle paylaşmak istiyorum ama teknik açıdan daha az sorunla karşılaşalım diye yorumları ben kapattım. Arkadaşlarımızın
izleyicilerimizin bilgisi olsun istiyorum. Şimdi daha önce yani önceki soruları cevaplandırdığınız zaman aslında biraz değinmiştiniz. Ben bunu biraz daha derinleştirmek ve açmak istiyorum. Sorum şununla ilgili. Pozitif psikoloji DSM ve ICD gibi tanı kriterleri kitaplarına, daha doğrusu tanı koyma sistemlerine bakış açısını merak ediyorum ben pozitif psikolojinin. Yani pozitif psikoloji tanı koyma sistemlerinde hocam olumsuz bir bakış açısı vardır. Hastalık ve hasta modelli yaklaşırlar. Pozitif psikoloji buna nasıl bakıyor? Bu sistemlere bakış açısı nedir? Bunu merak ediyorum. Söylediğiniz gibi aslında yani hastalık odaklı ve tanı koyma odaklı bir bakış açısı olduğu zaman onu benimsemek yerine aslında alternatif bir yaklaşım sergiliyor pozitif psikologlar ya da pozitif psikoloji araştırmacıları. O da şu, tam da belki işte o tanı kriterlerini pozitif bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Karakter güçleri ve erdemler sınıflandırmaları var. Yani bu deniliyor ki DSM'nin aslında hani pozitif psikoloji versiyonu, yorumu gibi. Çünkü orada da şunu yapmaya çalışıyorlar. İşte 6 tane erdem çatısı altında yer alan farklı karakter güçleri var. Ve bunu değerlendirmeye yönelik bir ölçme aracı da geliştirmiş yine Patterson ve Seligman. Dolayısıyla bunları dijital ortamda ya da işte kağıt kalem testleriyle bireylerin değerlendirmesi, kendini anlatma ölçekleri şeklinde. Dolayısıyla bireylerin kendi karakter güçlerinin farkında olmaları ve bu karakter güçlerini hayatlarına daha fazla katmaları yönünde bir bakış açıları var. Bu da aslında hani pozitif psikolojinin iyi oluş gibi, psikolojik sağlamlık gibi en temel kavramlarından bir tanesi. Ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu güçlü yanlar yaklaşımı hümanist psikolojiden beri vardır aslında ama böyle bir karakter güçleri sınıflandırması hakikaten yeni bir yaklaşım ve biraz multidisipliner bir yaklaşımdan geliyor. Yani farklı disiplinlerden aslında böyle bir alan araştırması yapıp oradan ortaya çıkan bir sınıflandırma. Bunlar kişiliğinizin ahlaki yanları ile ilgili biraz aslında. Her birisi olumlu özellikler. Ve öyle anlaşılıyor ki birçok kültürde bunlara rastlayabiliyoruz. İşte bilgelik gibi, insaniyet gibi, çok cesaret gibi örneğin. Çok sayıda erdem ve onlar altında sınıf güçlerinden bahsediyorlar. Tabii ki burada önemli olan şu, her bireyin kendi sahip olduğu karakter güçlerinin farkına varması öncelikle. Daha sonrasında da bu karakter güçlerini ben hayatıma nasıl daha çok katabilirim? Yani varsayalım işte nezaket benim bir karakter gücüm olsun. Eğer öyleyse ben hayatıma iyi oluşumu daha çok arttırmak için nezaketi daha çok nasıl katabilirim? Ya da kurumumu geliştirmek için ya da toplumu daha iyi oluşunu arttırmak için. Dolayısıyla onların bakış açısı biraz daha bu doğrultuda. Yani güçlü yanları, karakter güçlerini keşfedip bunları hayatımıza katmamızla ilgili. Hatta etkililiği en çok kanıtlanmış pozitif psikoloji müdahalelerinden bir tanesidir bu. Yani tam da az önce anlattığım gibi önce bir farkındalık çalışması yapmak. Bu güçlü yanlarımızı bazen biz fark edebiliriz, bazen bizi tanıyan diğerleri bunları daha iyi tanımlayabilirler, bize yardımcı olabilirler. Ve bunları hayatıma nasıl daha çok katabilirim? Öğrenme sevgisi olabilir bu, azim olabilir, adalet olabilir. Dolayısıyla bunlar her birisi yaşamımıza katabileceğimiz özel pozitif psikolojinin, evet yani tanı koymaya alternatif yaklaşımı tam da böyle. Üstelik şöyle de değerlendirebiliriz. Dediğim gibi toplumun çoğu aslında bir tanı alacak bir ruhsal bozukluğa sahip değil. Dolayısıyla biz genel popülasyona hitap ediyorsak zaten her zaman tanı kriterlerine ihtiyacımız yok. Onun yerine güçlü yanları fark etmek ve onlara odaklanmak bazen daha çok kapılar açabilir. Aslında hocam tam da söylediğiniz gibi pozitif psikolojinin bu bakış açısı daha fazla kişiye hitap etmesini de sağlıyor. Tanı kriterleri sisteminde hasta varsa, hastalık varsa hasta vardır, biz de buna yönelik müdahale yaparız şeklinde bir anlayış varken, pozitif psikolojide ise bireyin
olumlu özelliklerini artırma, olumsuz özelliklerini ise azaltma ve kendine yönelik o öz farkındalığını artırma yönünde çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Karakter güçleri kavramı da, modeli de aslında yine son yıllarda akademik çalışmalarda da yavaş yavaş görmeye başladığımız bir model. Ben hazır ruh sağlığıyla ilgili konuşmaya devam ederken yine pozitif psikolojinin ruh sağlığına yönelik iyileştirici rolüyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Pozitif psikoloji ruh sağlığına yönelik iyileştirici rolü nedir? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Bunu açıklamak isterim. Şöyle söylesem, şarjımla ilgili uyarı aldım. Bir ara verebileceğinizi söylemiştiniz. Şimdi uyguladınız mı acaba? Tabii ki hocam. Bir ara veririz. Yayını ben kapatmayacağım. Yorumlar köylerinde. Yayının ikinci kısmında zaten hem sonlara doğru koronavirüs gündemi hakkında da konuşacağız. Hem de 4-5 sorum daha var. Onları size paylaşmak isterim. Benim kapatmamın bir mahsuru yok sanıyorum. Yok hocam. Görüşmek üzere. Teşekkürler Özgür Hocam. Yayını evet kaydetmeyi düşünüyoruz. Bir hafta içinde Psikolektif'in resmi YouTube hesabına da yayını yüklemeyi planlıyoruz. Bir terslik olmazsa. Psikolektif söyleşilerinin devamı olacak. Psikolektif söyleşilerini Nisan ayı boyunca gerçekleştireceğiz. Her hafta bir yayın planlıyoruz. Duyuruları Psikolektif'in resmi hesaplarından takip edebilirsiniz. Teşekkürler olumlu yorumlarınız için. Bugünlerde psikolojik olarak kendimizi nasıl daha diri tutabiliriz? Bununla ilgili yayının sonlarına doğru koronavirüs gündemi hakkında hocamızla konuşacağız. Bu yönde bir sorumuz var. Psikolojik söyleşilerinde dikkat ettiğimiz husus şu, farklı alanlarla ilgili, farklı konularla ilgili çalışma yapan hocalarımızı söyleşi programına dahil etmeye çalıştık. Programımızı tamamlamak üzereyiz. Yani programımızı tamamlamak üzereyiz derken kastettiğim şey şu, hangi hocaları davet edeceğimizle ilgili çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İkinci ve üçüncü haftanın programı şimdiden belli. Aslı hocamız da geldi sanırım. Kurulmasını bekliyoruz. Evet. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş buldum. Hocam en son pozitif psikolojinin ruh sağlığına yönelik iyileştirici rolü hakkında bir soru sormuştum. Orada kalmıştık. Dilerseniz devam edebiliriz. Tabii devam edebiliriz. Şöyle aslında biraz önce kaygı ve stresle baş etmeye yönelik soruda da yanıtladığım gibi aslında pozitif psikolojinin temel işlevi iyileştirmek yerine aslında geliştirmek. Önleyici bir işlevi de var şüphesiz.
ama daha ziyade geliştirmek. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani acaba bir takım hani olumsuz durumların iyileşmesine katkı vermiyor mu pozitif psikoloji? Şöyle söyleyebilirim. Yapılan çok sayıda deneysel çalışma var. Yani müdahale çalışması. Çünkü hatırlarsanız pozitif psikolojinin uygulamalı bir alan olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla gerek psikolojik iyi oluşu arttırma, psikolojik sağlığı arttırma ya da umudu, minnettarlığı arttırma gibi daha spesifik alanlarda yapılan çalışmalar şunu bize gösteriyor. Doğrudan hedeflemesek bile örneğin bir umudu arttırmaya yönelik bir müdahale ya da iyi oluşu arttırmaya yönelik bir müdahale ekseriyette depresyon ve kaygıda da bir azalmaya yol açıyor. Bu konuda çok iyi kapsamlı meta analiz çalışmaları var. Yani şöyle bakın, biz çalışmamızı kurgularken depresyon ve kaygıyı azaltmaya yönelik aslında doğrudan müdahaleler planlamıyoruz. Çünkü bu pozitif psikolojinin alanı dışında bu müdahaleler. Öte yandan neyi hedefliyoruz? İşte iyi oluşu arttırmaya, iyi oluşun farklı bileşenlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar. Ama eş zamanlı olarak onu görüyoruz ki bu çalışmalar aynı zamanda depresyon ve kaygıyı azaltıyor. Hatta farklı bir alandan bir örnek vermek isterim size. Örneğin okul ortamlarında saldırganlık, zorbalık gibi davranışlar bildiğiniz gibi yaygın davranışsal problemler arasında ve bununla ilgili de pek çok çalışmalar yapılıyor Türkiye'de de yurt dışında da. Öte yandan yine pozitif psikoloji perspektifinden şöyle bir yapılan çalışma var. Yine alan yazını tarıyorlar. Yani örneğin saldırganlık, zorbalık gibi kavramlarla ne kadar çalışılmış. Öte yandan işte olumlu prososyal davranışlar, nezaket gibi kavramlarla ne kadar çalışılmış. Tahmin edersiniz ki ilk gruptaki araştırmalar sayıca çok daha fazla. Öte yandan öyle anlaşılıyor ki bizim olumlu sosyal ilişkileri geliştirmeye odaklanan çalışmalarımız, nezaketi arttırmaya yönelik çalışmalarımız aslında zorbalığı da azaltıyor. Yani doğrudan onu hedeflemiyoruz belki ama daha nitelikli ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar aslında bir taraftan da olumsuz davranışların azalmasına hizmet ediyor. O bakımdan yani yalnızca güçlü yanları ve olumlu yapıları geliştirmeye yönelik müdahaleler de aslında olumsuz yapılarda azalmaları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla pozitif psikolojinin ele alış şekli burada bahsettiğim gibi. Yani hocam aslında bu durumu şöyle de özetleyebiliriz. Okulda diyelim ki zorbalıkla karşılaştı. Direkt zorbalığı bir problem olarak ele almak yerine zorbalığın karşısına bireyin öznel iyi oluşunu artırma, işte mutlulukla ilgili belki de bir çalışma yapmak, işte umutla ilgili çalışmalar yapmak, nezaketle ilgili dediğiniz gibi çalışmalar yapmak zorbalığın azalma yönünde bir eğilim göstereceğini bize gösterecektir aslında. Yani pozitif psikoloji sadece kaygıyı bir problem olarak ele almak, stresi bir problem olarak ele almak yerine kendi kavramları üzerinden bunları azaltmaya yönelik çalışmalar ortaya koyuyor. Kesinlikle doğru. Şimdi hocam benim önemsediğim ve size sormak istediğim bir diğer soru şu. Lisans hayatı boyunca bireyle psikolojik danışma uygulamaları dersi alan öğrenciler olacak. İşte yüksek lisansla doktora ve yine ileri psikolojik danışma uygulamaları dersleri var. Aynı şekilde danışma merkezlerinde hizmet veren psikolojik danışmanlar, psikologlar var, ruhsal uzmanları var. Bunlar pozitif psikolojiden yararlanmak istediklerinde bunu nasıl yapabilirler? Pozitif psikoloji tek başına psikolojik danışma yapmaya yetecek kuramsal altyapıya sahip midir? Ben bunu merak ediyorum, bunu sormak istiyorum. Tabii. Şimdi şöyle aslında son sorudan yani ikinci sorudan başlayacak olursam yani hangi kuramla ilgili sormuş olsaydınız bu soruyu muhtemelen aynı yanıtı verirdim. Yani hiçbir psikolojik danışma yaklaşımı tabii ki bütün danışanların gereksinimlerini karşılamaya yetmez tahmin edersiniz. Yani bugün etkililiği en çok kanıtlanmış hani yaklaşımlardan da bahsetsek burada şüphesiz hangi danışana hangi danışma yaklaşımının iyi geleceği biraz göreceli bir kavram.
O noktada tabii ki tek başına pozitif psikoloji yaklaşımı bence yeterli olmayacaktır. Herhangi bir diğer yaklaşımın yeterli olmaması gibi. Ama öte yandan ben şöyle düşünüyorum. Örneğin işte farklı ruh sağlığı profesyonelleri var. Psikolojik danışmanlar da onlardan bir grubu. Bilhassa psikolojik danışmanların biliyorsunuz normal şartlarda öncelikle hedef popülasyonu normal bireylerdir. Tabii ki psikolojik danışmanlar kendi yetkinliklerini arttırdıkça farklı alanlarda gerekli eğitim süreçlerini tamamladıkça tabii ki daha özel popülasyonlara da hizmet edebilirler şüphesiz. Ama çoğunluğa bakacak olursak normal popülasyona hitap ederler. Öyle olunca da aslında bu anlamda pozitif psikolojinin çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir örnek anlatmak isterim size kendi yaşantımı. Bir üniversitenin bir doktora yeterlik sınavına katıldığım zaman bir öğrenci vardı orada, aday öğrenci. Psikoloji çıkışlı, yüksek lisansı klinik psikoloji fakat PDL alanında doktora yapmak için başvurmuş. Bu tabii çok fazla rastladığımız bir örnek değil. Merak etmiştim ben de. Dedim ki yani neden öyle oldu? Psikoloji, klinik psikoloji, sonra da PDL. Üniversitenin PDL merkezinde uzman olarak çalışıyordu bu kişi. Dedi ki hocam biz hep tanı koymak üzerine bir eğitim aldık. Yani ben örneğin karşıma bir danışan geldiğinde ona nasıl tanı koyacağımı biliyorum. İşte onunla ilgili tedavi süreçleri vesaire. Bu konularda kendimi yeterli hissediyorum. Fakat ben üniversite öğrenciyle çalışıyorum ve gelen çoğu öğrencinin tanı alacak bir bozukluğu yok. Yani ruhsal bozukluğu yok ve ben onlarla ne yapacağımı bilmiyorum dedi. Yani onlarla ne çalışacağımı bilmiyorum. Çok benim aklımda iz bırakan yaşantılardan bir tanesi bu. Dolayısıyla yani şöyle normal popülasyonla çalışırken aslında işte onlar için neler yapabiliriz? Onların işlevselliklerini arttırmak için işte akademik becerilerini geliştirmek, daha iyi kariyer hedefleri oluşturmak, onları takip etmeleri, daha nitelikli ilişkiler kurmaları, yaşamlarında belli amaçlar oluşturmaları, onların peşinden gitmeleri, daha sağlıklı yaşamlar sürmeleri, aslında bu konuda onlara yardımcı olma ihtiyacımız var. Ama öte yandan bunu nasıl yapabileceğimiz konusunda bence çok sistematik bir eğitim almıyoruz. Yani daha ziyade sorunlar odaklı bir bakış açımız oluyor. İşte sınav kaygısını nasıl ele alalım? Mesleki rehber çalışmalarını nasıl yapalım? Ama öte yandan işte güçlü yanları geliştirme ve anlamlı bir hayat sürme, normal stresle iyi bir şekilde baş edebilme, örneğin işlevselliği arttırma. Dolayısıyla bu konuda bence daha iyi donanmamız gerektiğini düşünüyorum. O bakımdan psikolojik danışmanlar okullarda çalışsınlar ya da farklı ortamlarda çalışsınlar. Bence pozitif psikoloji anlayışından ve kavramlarından her daim yararlanabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki belki konuştukça daha da umuyorum hani bahsetme fırsatımız olur. Ele alınabilecek çok sayıda kavram var. Pozitif duygular var, akış yaşantısı var, işte yaşamda anlam olgusu var. Yani aslında iyi oluşa katkı veren birçok kavram var. Ben şöyle söyleyebilirim yine sorunuza yanıt olarak. Bence psikolojik danışmanların iyi oluş, işte mutluluk gibi kavramlar konusunda iyi bir anlayışa sahip olmaları beklenir. Yani sıradan insanlar da bu konularda düşünüyorlar, kafa yoruyorlar, fikir yürütüyorlar ama bir yardım profesyoneli olarak yani ruh sağlığı alanında yetkin bir kişi olan psikolojik danışmanların bence bireyi mutlu eden faktörler nelerdir? Ya da tam tersi iyi oluşun önündeki engeller nelerdir? İyi oluşu nasıl arttırabiliriz? Ne yaparak arttırabiliriz? Bu konuda doğru ve yeterli bir anlayışa sahip olmaları lazım. Dolayısıyla ben bu anlamda psikolojik danışmanların pek çok ortamda bu kavramdan yararlanabileceklerini ama öncelikle dediğim gibi bu konularda yeterli bir anlayışa sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Okul ortamlarında hakikaten yapılabilecek çok fazla çalışma var bununla ilgili. Biraz önce bahsettiğimiz psikolojik sağlamlığı arttırmayla ilgili çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umudu arttırmayla ilgili çalışmaların aynı şekilde
işte karakter güçlerini geliştirmeyle ilgili çalışmaların ve daha bunun gibi pek çok yapı aslında geliştirmeye açık, bunların çalışılabileceği kanaatindeyim. Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgilerden ötürü teşekkür ediyorum. Danışma uygulamaları derslerinde genelde çok klasikleşmiş kuramlara yönelik, yaklaşımlara yönelik kişiler danışmalarını yapmaya başlıyorlar. Örneğin işte BDT üzerinden çalışanlar, işte varoluşçu terapi üzerinden çalışanlar, hümanistik yaklaşım üzerinden çalışan kişiler oluyor. Ama işte pozitif psikoloji gibi yaklaşımlar bu noktada biraz daha arka planda kalıyor. Aslında pozitif psikolojinin insan doğasına dair bu olumlu bakış açısı gelen danışanları da olumlu bir şekilde algılamamıza katkı sağlayabilir ve sorunlara yönelik, ki sorun demiyor zaten pozitif psikoloji, daha kısa sürede çözümler bulmamıza da katkı sağlayacaktır. Ben pozitif psikoloji... Bu söylediğinizi çok istiyorum. Şöyle araya girebilir miyim? Tabii. Neyle danışma uygulamaları dersinde hakikaten hani bunların altını çizme ihtiyacı oluyor. Şimdi öğrencilerim hatırlayacaklardır. Özellikle örneğin işte bu danışma uygulamaları yaparlarken diyorum ki öğrencilerin sadece danışanların daha doğrusu sadece yaşadıkları zorluklara odaklanmayın. Onları anlamaya çalışırken onların güçlü yanlarını da görmeye çalışın. Ve bunları fark etmelerine yardımcı olmaya çalışın. Bu hakikaten bence çok ihmal edilen bir bakış açısı. Bunu özellikle teşvik etmek gerekiyor. Bu danışanların iyi hissetmesine çok yardımcı oluyor. Yani bir diğerinden güçlü bir yanının fark edildiğini görmek, bunun ifade edilmesi danışanın iyi hissetmesine pek çok kereler çok katkı veriyor. Kesinlikle hocam. Özellikle yani lisans hayatımla ilgili baktığım zaman bir danışan aldığımızda hemen işte acaba sorunu bulabilecek miyim? Sorunu bulduğum zaman hemen müdahale edebilecek miyim? Bu sorununu hızlı bir şekilde çözebilecek miyim şeklinde hızlı bir şekilde hareket etme. Aslında bunu yaparken de belki de danışanın duygularını iyi bir şekilde anlamayabiliriz. Kendini iyi bir şekilde ifade etmesini önleyebiliriz. Bu tarz olumsuzluklarla da karşılaşabiliriz. Aslında danışanı olduğu gibi kabul etmek ve olumlu yönlerine odaklanmak sorun olarak algılanan şeyin daha kısa sürede çözüme kavuşması açısından da fayda sağlayabilir. Bir de siz bu bilgileri benimle paylaşırken şu dikkatimi çekti. Pozitif psikolojiyle ilgili çalışan bir kişi sadece katkı sağlamak istediği, destek olmak istediği kişilere yönelik çalışmalar yapmak yerine aynı zamanda kendine de odaklanacaktır. Yani ben ne durumdayım? Kendi öznel iyi oluşumu nasıl artırabilirim? Kendimle ilgili nasıl bir farkındalığa sahibim? O öz farkındalık kavramı üzerinden düşünürsek ben neyi doğru yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum? Olumsuz yanlarımı nasıl azaltabilirim? Bu yönde de pozitif psikolojinin ben fayda sağlayacağına inanıyorum. Şimdi biz zaten hafiften okulla ilgili de konuştuk. Siz de yer yer değindiniz. Ve bizi takip eden okul psikolojik danışmanlar da var. Onların da arada soruları da gelmişti. Okullarda pozitif psikoloji uygulamaları nasıl gerçekleşiyor? Okullarda pozitif psikolojiyi ile biz nasıl çalışabiliriz? Bunu sormak istiyorum. Tabii. Şimdi aslında okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini sunarken pozitif psikoloji yaklaşımlarından aslında iki farklı şekilde bence yararlanabiliriz. Bunlardan bir tanesi şu, öğrencilerle kurduğumuz ilişkiler, onlarla yaptığımız hani birebir görüşmeler, çalışmalar, bir anlayış olarak tabii ki hani bütün o sunduğumuz hizmetlerin içerisine entegre edebiliriz. Bir tanesi bu. Ama öte yandan daha sistemli ve programlı çalışmalar da yapabiliriz. Yani şöyle, başından beri zaman zaman küçük küçük hani bahsetmeye çalıştığım örneğin, İşte umudu arttırmaya yönelik bir müdahale çalışması örneğin. İşte 6-8 haftalık bir çalışma olabilir. Belki bunlar farklı kültürlerde uygulanan, Türk kültürüne hani uyarlama çalışmaları yapılmış olan hazır programları uygulamak da olabilir. Ya da alan yazından yararlanıp kendi ürettiğimiz, kendi yaratıcılığımızla geliştirdiğimiz çalışmalar da olabilir. Bunların çok sayıda örnekleri var alan yazında. Yani biraz araştırmayla bu konuda yeterliklerimizi arttırabiliriz. Bu gibi
işte umudu arttırmak, psikolojik sağlamlığı arttırmak gibi çalışmalar yapabiliriz. Ama öte yandan daha kapsamlı, örneğin işte bir okul pedere programına tamamen katarak yıl boyunca sürdüreceğimiz çalışmalar şeklinde de yapabiliriz. Hatta bunlar kapsamlı çalışmalar ve programlar olursa daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Yani hem öğretmenlerin hem ebeveynlerin de aslında hani böyle bir anlayış konusunda bilgi sahibi yapıldıkları ve birlikte öğrencilerle birlikte yürütülen, yıl boyunca yürütülen programlar şeklinde. Bazı programlar var farklı kültürlerde uygulanan. Bunlardan mesela en bildiklerinden bir tanesi Pan Resilience programı. Pek çok farklı toplumda uygulanmış, çok olumlu sonuçları beraberinde getirmiş. Bunun gibi hazır programlar da var. Ama Türk kültürüne özgü olarak yapılabilecek, geliştirilebilecek programlar da olabilir. Bunlardan esinlenebiliriz. Dolayısıyla yani okul psikolojik danışmanları kendi öğrenci gruplarının biraz gereksinimlerini de dikkate alarak daha çok mesela hangi yapıları geliştirme ihtiyacı var kendi okul ortamlarında bununla ilgili çalışmalar yapabilirler. Biraz önce bahsettiğim gibi aslında ne Instagram'ın azisine uğradık. Şöyle bir durum var. Ben hemen teknik bir bilgi vereyim. Bir saate ulaştığımız zaman Instagram otomatik olarak yayını tamamlıyor. Zaten yukarıdan saniyeler geçiyordu ama sözünüzü kesmemek adına araya girmek istemedim. İlk bir saati biz tamamladık hocam zaten. Kısa bir ara vermiştik konuşma sırasında. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bilgi vereyim istiyorum. Takipçiler neden yayın kesildi diye düşünmesinler. Zaten yayını ben hikayede de paylaştım. Yayınımız bittikten sonra ilk kısmı izleyebilecekler takipçilerimiz. Pekala. Yani tam şurada kalmıştım. Yapabileceğimiz çalışmalar aslında biraz bu iyi oluş dediğimiz yapıyı biraz tanımayı da gerektiriyor. Yani örneğin iyi oluşu arttırmaktan bahsediyorum ama bu böyle doğrudan ele alabileceğiniz bir şey değil. Yani ne yapacağız da iyi oluş artacak? Tabii ki iyi oluşa katkı veren yapılar var, kavramlar var. Örneğin az önce de söylediğim gibi öğrencilerin örneğin okul ortamında daha çok pozitif duygular deneyimlemelerine izin veren ortamlar oluşturmak gibi. Örneğin sınıf ortamlarında öyle olduğunu biliyoruz ki bu pozitif psikolojinin başlı başına çalışma alanlarından bir tanesi. Eğer öğrenciler olumlu duygular deneyimlerlerse şayet onların yaratıcılıkları gelişiyor. Düşünce ve davranış repertuarları genişliyor. Tam tersi olumsuz duygular deneyimlediklerinde kaygı gibi, endişe gibi tam tersi bilirsiniz evrimsel olarak da öyle değil mi? Yani olumsuz duygular deneyimlediğimiz zaman tam tersi savaş kaç tepkisi ya da dona kal tepkisi gibi becerilerimiz sınırlanıyor aslında. Olumlu duygular yaşadığımız zaman daha iyi düşünmeye başlıyoruz. Kendimizi daha iyi ortaya koymaya başlıyoruz. Dolayısıyla böyle olumlu duyguları onlarda ortaya çıkaracak mesela aktiviteler deneyimlemek gibi. Onların nitelikli ilişkiler kurmalarını teşvik etmek gibi. Yaşları ne kadar küçük olursa olsun kendilerine göre böyle amaçlar belirlemeleri, o amaçlar peşinde koşmaları gibi ya da tamamen odaklanacakları, kendilerini kaptırıp gidebilecekleri